Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı araştırmacıları, sanal ortamda düzenlenen Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda NASA'ya görev önerisi yaptı. Gökbilimciler, uzaylıların bulunması için önce Dünya'nın izlenmesi gerektiğini belirtti. Uzaylıların varlığı konusu her zaman merak edilen ve sürekli olarak gündemde olan bir konudur. Bu konunun açıklığa kavuşturulması için birçok görev yapılıyor, bununla birlikte birçok görev önerisi de gün yüzüne çıkıyor. Özellikle NASA, uzayda dünya dışı bir gezegende yaşam olup olmadığını araştırmak için sürekli olarak yeni görevler planlıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı'nda, Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan araştırmacılar ilginç bir öneride bulundu. NASA için bugüne kadar pek de akla gelmemiş ya da önerilmemiş bir görev çağrısında bulunan gökbilimciler, NASA'nın uzaylıları bulmak için dünyayı araştırması gerektiğini açıkladılar. Aslında ilk duyduğunuzda bir tık anlamsız gelebilecek olan bu öneri, ana fikrine baktığımızda gayet mantıklı görünüyor. Gökbilimcilerin bu önerisinin amacı, uzaydan herhangi bir gezegeni izleyerek, yaşamın görülüp görülmeyeceğini öğrenebilmek. Yani farklı bir yıldız sisteminden dünyaya bakarak, gezegende birilerinin yaşadığını anlamanın, mümkün olup olmadığını görmek. Bu görevin sonucuna göre NASA'nın önümüzdeki Ekim ayında, uzaya fırlatacağı James Webb Uzay Teleskobu'nun ve diğer güçlü teleskopların, araştırma konusunda ne kadar işe yaradığı, gözler önüne serilmiş olacak. Pentagon Baş Müfettişliği, son dönemlerde dikkat çekici gelişmelerin yaşandığı UFO olayları ile ilgili Amerika ordusuna inceleme başlatacağını açıkladı. Ordunun belirli kademelerine odaklanacak incelemenin, kapsam ve amacının değişebileceği ifade ediliyor. Amerika, son dönemlerde yıllardır tartışılan UFO konularına bir açıklık getirmeye karar vermiş gibi görünüyor. Hatta yapılan açıklamalar, Amerika'nın UFO'ların varlığını insanlara kabul ettirmeye karar verdiğini düşündürüyor. Bunun en net göstergesi ise, yaklaşık bir ay önce yapılan bir açıklamaydı. Amerika'dan gelen son haberler, ülke yönetiminin UFO'larla ilgili yeni bir adım atacağını, gözler önüne seriyor. Pentagon Baş Müfettişliği Muharebe Destek Ajansları, Kuvvet Komutanlıkları, Askeri Suç Soruşturma Birimleri, Savunma Bakanlığı Ofisi, Kuvvet Komutanlıkları, Savunma Ajansları ve Muharip Komutanlıklar çevresinde yoğunlaşacak. Öte yandan, incelemenin amaç ve kapsamı da süreç içerisinde değişebilirmiş. Pentagon tarafından başlatılacak incelemenin nasıl sonuçlanacağı şu an için bilinmiyor. Ancak bu incelemenin Amerika kurumları arasında kriz yaratması muhtemel. Öte yandan kamuoyu da yapılacak paylaşımlarla UFO'larla ilgili yeni ve belki de hiç duyulmamış bilgiler edinebilirler. Mayıs ayının en çok konuşulacak konularından bir tanesi, Pentagon'un Amerika ordusuna başlatacağı inceleme olacak gibi görünüyor.